Ekonomide hangi başlıklar var? Bir yandan da işte emekli maaşlarına zam geldi. Önce %37,57 sonra işte 42,6 sonra %49,25 ee, en düşük emekli maaşı 10 bin ama yetmedi tabii ki bu hayat pahalılığına. Şimdi emekli ikramiyelerini konuşmaya devam ediyoruz. Artık yerel seçimlere kadar da emekli ikramiyelerini konuşuruz. Nisan başında da bayram öncesinde de Mart'ta yasalaşır ve emekliler Nisan başında da ikramiyelerini alırlar. Hemen seçim sonrası 7 Nisan'a kadar yatırılması gerekiyor bayram öncesi biliyorsunuz. Şimdi orada form formüller tartışılmaya devam ediyor. Her gün bir haber. Ee, biz de sormaya devam ediyoruz emekli ikramiyeleri ne kadar olacak diye formüller masada o formüllerin ilk ikisi şöyle %49,25 yine artış yapılır emekli ikramiyesinde 2000 liradan 3000 liraya çıkar ve yılda bin lira olur %64,77 yani enflasyon oranı kadar bir artış olur o zaman da 3300 liraya çıkar ve 6600 lira yıllık ikramiyeye ulaşılır %100 artış yapılır bin e, lira olur ikramiye 8 bin lira yıllık ikramiye verilir e, yani iki kez ikramiye alınıyor ya. Bir de Cumhuriyet'in 100. yılında biliyorsunuz 5000 lira ikramiye verilmişti. Bu 5000 lira devam eder artık Cumhuriyet'in 101. yılında da ve diğer bayramlarda da. Ve sonuçta 5000 lira yani yıllık 10.000 lira emeklerin hesabına yatar. Ama hani asgari ücret oranına göre bakıldığında zaten 2018'deki 1000 lira asgari ücretin %65'ine yakındı ya. Şimdi asgari ücretin %12'si kadar bin lira ikramiye alıyor ya insanlar zaten e, otomatikman 10 bin liranın üzerine çıkartırsanız ikramiyeyi tek bir seferlik ikramiyeyi zaten 2018 yılını anca yakalıyor. Öyle bir durum var. Para eridi enflasyon hızla arttı alım gücü düştü ya e, emekliyi 10 bin lira ikramiye belki biraz rahatlatıyor öyle diyeyim ben size. Evlenecek gençlere de 150 bin lira kredi başvuruları yarın başlıyor 15 Şubat itibariyle. İlk olarak deprem bölgesindeki deprem felaketini yaşayan illerden başvurular alınacak. Sonra tüm ülkeye yayılacak. 150 bin lira evlenecek gençlere e, nikahtan iki ay önce bu para yatırılacak. E, Aile Bakanlığı internet sitesinden, E-Devlet üzerinden ya da başvuruları yapabiliyorsunuz. Dö e, şimdi peki gençler ne diyor? Arkadaşlarımız mikrofonu gençlere tuttu. Dedi ki 150 bin lira evlilik kredisi var. Ne diyorsunuz? Dediler. Onlar da dedi ki 450-500 bin lira destek belki biraz rahatlatır. Düğün salonuna bile bu para yetmiyor. 300 bin liradan kapı açıyorlar diyorlar. E, Sadece beyaz eşya maliyeti en az, en ucuzu, en asgarisi 100 bin lira diyorlar. Gelinlik 30-35 bin liradan başlıyor diyorlar. Damatlık zaten almış başını o da gitmiş. Dolayısıyla tepkiler böyle 150 bin çok az diyorlar. Bir de bu evlilik kredisi için şartlar var. Sanırım aile bakanlığının bir terapisi var. Evlilik terapisi, evlilik eğitimleri. Oraya bir katılmak gerekiyor gençlerin gelirinin iki, yani ikisinin toplam geliri iki asgari ücreti geçmemeli. nikah günü alınmış olmalı ve gençler 30 yaşın altında olmalı. Yani 29 yaşında olmalısınız. 30'dan gün almamalısınız. 150 bin lirayı 48 ay vadeli alacaksınız. 2 yıl ödemeyeceksiniz. 2 yıl sonra ödemeye başlayacaksınız. Neyse yarın başlıyor bu kredi. Şimdi her şeye zam gelmeye de devam ediyor. Yeni zamlar var. Mesela dün Ramazan kolilerini söyledik. %300 zam. Hurmaya 100 liradan 420 liraya çıkmış hurma. 4 kat zam gelmiş. Böyle zamlar arka arkaya geliyor. Zaten motorini biliyorsunuz 45 liraya geçti. Zaten sütü biliyorsunuz 50 liraya süt alıyoruz neredeyse. Günlük süt alırsanız 70 lira falan ödüyorsunuz. Bütün süt ürünlerine de zam gelmiş durumda. Ette sadece geçen hafta 40 liralık zam var. 40 günde 60-70 liralık zam yedik. Öyle bir durum var. Bir de ithalat yapıyoruz. Yani devam ediyoruz zamlara. Sıkılıyorsunuz biliyorum içimiz karardı diyorsunuz ama ne yapayım yani ekonomi gündeminde zamdan başka pek bir şey yok. Peki çikolataya da zam yağacakmış. Bizle çok ilgili değil ama biliyorsunuz en büyük kakao çekirdeği üreticisi Gana ve fil dişi sahilleri. Fakat bu bölgeyi de kuraklık vurmuş. Kakao üretimi oldukça düşmüş. Üretim düşünce fiyatlar da fırlamış. Çikolata üreticileri de fiyat artışı uyarısı yapıyorlar. Bir yılda kakao fiyatları %126 artmış. Bir yılda bir ayda yükseliş %40'a yaklaşmış ve ton başına yılbaşından bu yana 1700 dolarlık artış oluşmuş. 6000 dolara falan yaklaşıyor tonu. Yani mutluluğu bir parça çikolata da bulayım deseniz o da zor yani. O da pahalı öyle söyleyeyim. Mutluluk çok pahalı artık öyle pahalı hale geliyor. Çikolatayla falan da olmuyor yani. 14 Şubat'ta hediye alacak mısınız diye arkadaşlarımız yine sormuş. Malumunuz bugün 14 Şubat sevgililer günü haliniz kaldıysa. 14 Şubat'ta eşinize hediye alacak mısınız sorusuna. Yani sorusu sorulduğuna arkadaşlarımız bin pişman olmuş. Neyse bu sorunun yanıtı çok aradım sana layık hediye bulamadım şeklinde özetlenebilir. Bugünü böyle geçiştirebilirsiniz. En büyük hediyem sevgim diyebilirsiniz. Çünkü bir demet gül en az 800 lira bir tane gül 80 lirayla 150 lira arasında. Dolayısıyla böyle bir sevgililer günü geçiriyor sevgililer. Şimdi işsizlik fonunun faiz geliri de artmış. Faiz yüksek olunca işsizlik fonu da bayağı bir kazanmış. Geçen yıl 45, 45 milyarlık bir kazanç var. İşsizlik sigortası fonunun %69'u tahvilmiş. %29,4'ü mevduat faiziymiş. Şimdi böyle bir gelirden hani bütün bu ayrıntıları yazıyorum. Hani İstizlik fonunun parayı nasıl değerlendirdiğini sizlere aktarmak için. E, %29,4'ü mevduat faizi, %69'u tahvilmiş, %1,48'de Takas Bank para piyasasına değerlendirilmiş. Ocak ayında 5,4 milyar lira faiz geliri elde edilmiş. Fonun 9 Şubat itibariyle büyüklüğü hala 202 milyar lira. Biliyorsunuz bizim yani çalışanların vergileri, çalışanlardan alınan primle işsizlik fonu oluşturuluyor. Pandemide ciddi işsizlik fonundan çalışanlara katkı yapılmıştı. Yani böyle kullanılıyorsa işte işsizlik fonu o anlamda önemli olabiliyor. Bir de işsizlik sigortası var tabii. O da fondan aktarılıyor. Şimdi Merkez Bankası diyor ki biz bu kira fiyatlarını düşürmek için bir öneri. Kira fiyatları yüksek ya, kira fiyatlarını düşürmek için Merkez Bankası öneri sunuyor. Neler söylüyor bu önerisinde? Hollanda ve İtalya'dan esintiler var, örnekler var. E, diyor ki e, mesela Merkez Bankası sosyal konut yapalım, e, bu sosyal konutlara kiraya verelim, konut arzını arttıralım, bunun yanında hisseli e, kiralık konut piyasası olsun. E, bu mesela İngiltere'de evin %25'ini alıyorsunuz eğer ilk ise sonra peder kira öder gibi diğer hisselerine sahip oluyorsunuz yıllar içinde. Böyle bir şey. İlk %25'ini alıyorsunuz. %25 peşin gibi düşünün. Sonra eve giriyorsunuz. Yavaş yavaş hisselerini topluyorsunuz evin. Böyle hisseli satışlar, hisseli kiralıklar da yapılabilir diyor Merkez Bankası. zaten dünyanın yani birçok ülkesinde Avrupa Avrupa'nın birçok ülkesinde sosyal konut projeleri var. Bu Güder'in e, de önerdiği model. Siz e, ucuz yani devletin burası devlet kiraya veriyor. Siz de uygun fiyatla oturuyorsunuz. Ev alabilecek duruma geldiğinizde de ev alıyorsunuz. Yerine e, bu konuta ihtiyacı olan yeni insanlar geliyor. Böyle bir sistemleri var Avrupa'da. Kiralık yani hisse payıyla kiralık dairede özellikle İngiltere'de var mesela. Hollanda ve İtalya'da da farklı uygulamalar var. İşte bu örnekleri gösteriyorlar. %25 kiraz, kira sınırı bir süre sonra kiracıyı daha da zorlayabilir uyarısı var. Dolayısıyla vergilendirme, yani birden çok evi olanlara vergi artırılsın kademeli olarak önerisi de yine girmiş. Bunun dışında boş konut vergisi de yine öneriler arasında. Bakalım uygulanacak mı? Yıllardır şu sosyal konut projesini konuşuyoruz. Hala bir şey yok. İstanbul